Günaydınlar. Yeşilyurt TV ekranlarında Muhtarlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Hem internet başına hem de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün Yeşilyurt ilçemizin güzel ve şirin bölgelerinden bir tanesi Kadir Uşağı mahallemizin değerli muhtarı Baki Arslan'ı misafir ediyoruz. Hem Çırmıklı'yı konuşacağız hem Kadir Uşağı'nı konuşacağız. O bölgeye yapılan yatırımları konuşacağız. Hem de Sayın Baki Arslan'ın hayatında muhtarlık nasıl bir konum ifade ediyor? Ne zaman başladı bu göreve? Neler hissediyor? Muhtarlık zor mu, kolay mı? Aile hayatında, iş hayatında neler değiştirdi? Bunları 30-35 dakikalık yayın içerisinde sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız, ederim. İyi misiniz? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizleri burada misafir etmekten mutlu olduk. Eyvallah. Ben de öncelikle beni buralarda, evet, yani gerek köyümü, gerek kendimi ifade etmek için, gerekse yaptığımız, yapacağımız, evet, hizmetler için, bizi bu fırsatı verdiğiniz için size de, belediyemize, Ertv, öyle değil mi? Yeşilyurt TV. Yeşilyurt TV, evet, personeline çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İzliyor musunuz Muhtarlar Konuşuyor programı? Vallahi çok bilmiyordum. Konuyu tam dayanı detaylı olarak bilmiyordum. Fakat dün bir arkadaş konuşurken böyle, hatta pardon, ondan önce bir iki gün önce bizim Muhtarlık İşleri Müdürümüz aradı, evet, beni. Böyle böyle bir durum var dedi. Dedim iyi, memnuniyetle gelirim başım üstüne. Nasıl peki? Kabul. Yani güzel, çok güzel. Çok güzel. Yani gerek belediyemiz için, gerekse işte muhtarlarımız için. Yani bu konu çok güzel bir konu. Yani hemen hemen herhalde izlemeyen, görebilmeyen kalmıyor. Aynen, Avrupa'da aynen falan da bu seyretmiyor. Aynen, aynen. Yani dünyanın farklı yerlerinde izlenebiliyor yani. Seyredebiliyoruz. Güzel bir şey yani. Çok, evet, güzel. Çok. Yani bizler de muhtarların sesi olmaya, mahalle sakinlerinin sesi, evet, olmaya, o mahallede bir beklenti var mı, bir istek var mı, yapılması istedikleri bir hizmet, yatırım var mı veya yapılanlar neler değiştirdi mahallelerde? Hani bunlar önemli. Çok biz önemli. Bunları tabii konuşacağız. Ki, tabii ki çok önemli. Tabii. Sayın muhtarım, siz kaçıncı dönem? İkinci dönem. 2014'te, evet, mi ilk? 2014. 29 Mart seçimlerinde seçildik. Nasıl başladı bu serüven? Vallahi. Yani nasıl başladınız muhtarlığa? Muhtarlığa nasıl başladık? Öncelikle şunu söyleyeyim. Muhtarlık daha önce benim yani içimde, kalbimde geçen bir konuydu. Evet. İnşallah zaman olur, bir gün kısmet olur da bu işe talip olacağım diye bir niyetim vardı. Evet. İşte bir zaman bir siyasi partide uzun süre çalıştım, 14-15 yıl. Evet. Ondan sonra baktım yani şey demedim, yapamadım orada, yapamadım derken yorucu oluyordu artık. Dedim gideyim köyüme. Köyüme döneyim. Yapabilirsem köyüme bir hizmet edeyim. İş rast gelsin. Bir tane bizim bir kaymakam beyimiz vardı. Ben 2000 kaç seçimleriydi? Son muhtarlık seçilmeden önceki bir önceki dönem yerel seçimlerde İl Genel Meclisi'ne aday oldum. Evet. İl Genel Meclis üyeliğine aday oldum. Oradaki o günün kaymakamı dedi ki ya dedi git de köyüne muhtar ol da köyüne bir hizmet et, senin köyün bakımsız dedi. İl Genel Meclisi'ni boş ver falan dedi. Orada da biraz sanki bir destek aldım. Orada da bir destek aldım. Tabii bu içimizde biraz de vardı. Biraz tecrübeniz de vardı. Tabii tabii, siyasi tecrübem var benim. Evet. Öyle içimde kalbimde de geçiyordu yani bu işi yapam, girem, işte yapacağıma da inanıyordum. Allah da nasip etti, olduk. Bu ikinci dönemim yani. Evet. Birinci dönem bitirdi, peki ikinci girdikten dönem sonra pişmanlık yaşadınız mı veya iyi ki de girmişim mi dediniz? Yok. Yani keşke girmeseydin dediğiniz yok, an oldu yok, mu yani? Yok, öyle bir şey yok. Çünkü bu iş aşk işi, hizmet işi, bu iş gönül işi. Bu iş yani böyle bakıp da hevesle ya da işte desinlere şunla bunla yapılacak bir iş değil. Bu iş gerçekten çok gönülden ciddi, yapılacak. Çok ciddi bir iş. Çok ciddi bir kurum. Yani muhtarlık demek, inan ki yeri geldiği zaman belediye başkanlığı gibi. Aynen yani bir belediye başkanının en az 3-5 tane, 10 tane yardımcısı olur, muhtarın yardımcısı bile yoktur. Tek başıma. Azalarınız var. Tek başıma. Azalarınız var. Azalarım var, azalarım da sağ olsun görev verdiğim zaman hepsi de yapıyorlar yani hiç şey yok. Evet. Yapıyorlar, onlar da yapıyorlar. Peki hani neler değiştirdi hayatınızda?
Biraz vallahi yoğun bir tempoya girdiniz de, tamam il genel meclisi yaptınız, siyasi evet arenada bulundunuz ama evet hani muhtarlık biraz daha hani icraata da dönük. Tabii icraatlar yaptım ben, köyüme hizmetler evet yaptım. Sağ olsun geçmiş ve mevcut belediye başkanlarımız her zaman yani gittikçe bizim özellikle Yeşilyurt belediyemizde gidip de boş döndüğüm, hiçbir talep ettiğim hiçbir şey olmadı Yeşilyurt Belediyesi'nde. Evet. Yani ne talep ettiysem sağ olsunlar bana yardımcı oldular, yaptık. Tabii ki eksiğimiz yok mu? Var, eksiğimiz de var. O kadar da olacak işte, eksiği de takip ediyoruz. Evet. Bu zaman süresi içinde yapılacak olan şeyleri, belediyemizin imkanlarını, hükümetimizin imkanlarını mümkün mertebe kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Peki siz siyasi tecrübesi olan da bir insansınız. Genel meclis üyeliği evet, falan da evet, yaptınız. Evet, o evet arenayı da iyi biliyorsunuz. Evet. Muhtarlık müessesesinin son dönemlerdeki bu daha fazla hani bakıyorsunuz evet 30 yaşında 35 yaşındaki erkek, bayan, adaylar evet, evet çıkmaya başladı. Çok fazla ilgi görmeye başladı. Evet. Özellikle daha önceki dönemlerde 60 yaşın üzerinde evet hani daha büyüklerimizin ehli yaptığı insanlar, ehli, kamil insanlar tabii mahallenin, ettiğimiz köylerin evet ehli insanlar yapardı. Evet. Ama şu anda bakıyoruz artık o yaş profili de biraz düşmeye başladı. Muhtarlığı olan bu ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Bu ilgi şöyle, şuradan geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konu üzerinde çok ciddi muhtarlara önem verdiğini görüyoruz. Biraz da orada da o gençlerin orada hevesi oradan geliyor bence. Tabii bu o da belki hizmet aşkıdır. Onunki de çalışmadır ama ağırlıklı şeyden geliyor. Cumhurbaşkanımızın bu konuya, muhtarlara biraz daha fazla önem vermesinden dolayı ben buna vurguluyorum. Evet. Zaten o gerçek ben muhtarım, muhtarlık yapacağım, yapabilirim. Yani hevesle gelenler, hevesle gelenler yani bu iş öyle hevesle falan değil. Bu iş çok ciddi bir iş. Bu iş çok böyle teferruat isteyen evet iş. Bu ben kendi öyle yani ben muhtar oldum köylerimize göre diyorum. Şehir merkezindeki mahallelerde farklıdır, onu bilmiyorum. Ben köylere göre diyorum. Bu çok önemli bir iş. Yani bu hevesle işte ben yaparım da havayla olmuyor. Bunu içine girip yapacaksın ki yani yaptım diyesin, yaparım diyesin. Evet. Yani ben hakikaten bu gibi şeylerle yani o işin hakkını vereceksin. Yani. Tabii hakkını vereceksin. Ya ben muhtar oldum ben. Tabii. Şu yani makama şimdi, geldiğimden öte yani o işin hakkını vereceksin. Şimdi yani burada çok önemli şeyler var. Muhtarlık yapabilen için, ciddi bir muhtar için muhtarlık çok zor bir olay. Çok zor, bildiğiniz gibi değil. Yani ben muhtarım, muhtarlığı yaparım, yapacağım diyenler için çok zor. Vurdum duymaz olup adam, kırılanı kırılan yerde bağlarım, çok da önemli değil diyenler için basit gelebilir, basit olabilir. Muhtarlık ciddi bir kurumdur. Çok ciddi bir, hem de çok ciddi kurumdur. Muhtarlık, yani nasıl biliyor musun? Köyün, yani mahallenin, köyün en ufak böyle, en ufak bir şeyine ilgilenmek zorundasın. Yani nasıl diyeyim ya, ineği sığıra gitmeyen, süt vermeyen bakıyorsun ki akşam kapıya geliyor muhtar, ineğim sığıra gitmedi. O bile yani aynen yani böyle, tabii aynen böyle. Yani böyle bakarsın ki aile içi bir tatsızlık olur, bir şey olur muhtar. Ya gel şu arayı düzle. Gel bir arayı düzle. Yani bu araya gir. Ha giriyoruz da. Nasıl efendim işte birine belki burada konuşmak doğru bir şey değil de birine borcu var. Ya işte veya kız isteyecek. Muhtarım oluyor. Veya kız isteyecek. Geliyor muhtarım oluyor. İşte birbirine işte kız isteyecek. Geliyor muhtarım oluyor. İster istemez siz onu yapabilseniz de yapamasanız da oraya gidip o adamın gönlünü almak zorundasın. Yani bu çok bir müessese, zor bir müessese. Bunu açık söyleyeyim. Evet. Yani. Kim iddia ediyorsa çok kolay gelsin diyorsa gelsin tartışak konuşak. Yani o kadar zor. Evet. Ama ben bunu seve seve zor ama keyifli. Için, tabii şeyi de var tabii bunun. Artısı da var. Evet. Artısı da var yani. Artısı da bir kariyer yani. Başka artısı öyle bir maddi manevi böyle bir şeyi yok yani. Evet. Ben söyleme sahip bu şeye başladığım zaman iyi bir bana göre tabii. Bana göre iyi bir konumum vardı. Şimdi çok zayıfladım, bittim. Yani arabama kadar sattım ona. Düşünebiliyor musun? Fedakarlık yaptım. Tabii fedakarlık yaptım yani. Koşturdum. Evet.
koşturdum. Olay olmuyor. İnşallah güzel daha başarılı hizmetler yapmayı Cenab-ı Allah nasip etsin. Şimdi Kadir Uşağı'nı biraz tanıyalım muhtarım. Valla Kadir Uşağı Yeşil Yurdun neresinde? Evet, Kadir Uşağı Yeşil Yurdun. Yeşil Yurdun güneyine doğru, güneydoğusuna doğru. Çok eski. Bu 95'lerde falan bunun şeyini bizim eski muhtarın zamanında tarihini araştırdık. 830 yıllık bir tarihe ulaştık. Daha o tarafa gidemedik. 830 yıllık bir tarihi olan bir köy. Türkmen köyü. Bizde bir tabir vardır. Yeşilyurt yokken, evet. Yakınca üç evken Kadir Uşağı tam bir köydü. Tam bir muhtarlıktı. Yani o zaman belki muhtarlık yoktu, evet. O tarihlerde. Köydü. Ama bugün Yeşilyurt mesela ilçe olmuş. Yakınca belde olmuş. Bizim köy köy olarak yine kalmış. Evet. Dediğim gibi işte çok eski bir köy. Türkmen köyü. Kaç nüfusu var? Şu anda yani dağılmış nüfus. Dağılmış nüfus 3000 nüfusu vardır. Daha fazladır. Ama şu anda köyde oturan nüfus 1000'e yakın. Kışın bu 500'e 600'e kadar düşüyor. Yani aslında Kadir Uşağı'nı tarif etmek için daha net söylemek gerekirse Çırmıktı. Kadim Çırmıktı'nın en eski yerleşimlerinden bir tanesi. Yani en eski, Gedik, Hamidiye, Hıroğlu, Molla Kalsın'dan sonra. Yok canım. Yok. Onların daha ilerisinde olan bir köy. Evet. Daha ilerisinde bir köy yani. Öyle evet, söyleyeyim yani çünkü televizyon başında insanlar veya ekran başında hani Kadir Uşağı birden Çırmık dersek daha iyi anlar. Evet, tabii. Onu söylemeye çalışıyorum yani. Kadir Uşağı'nın da siz 31 Mart'ta yeniden seçildiniz. Evet, yeniden seçildim. O günden bugüne baktığınız zaman hani neler yapıldı ve 2014'ten bugüne kadar hani vallahi sizin döneminizde 2014-2019 yıl arasında hangi yıldan değerlendirmek çok isterseniz iyi, yani? Çok iyi çalıştık. Evet. Belediyemizde, hükümetimizde çok güzel hizmetler aldık. Şöyle başlayalım. Benim köyüm hayvancı köyü, besici köyü. Bu işte 2014 seçimlerinde seçildikten sonra sağ olsun o günün belediye başkanımız Hacı Uğur Polat Başkanım ilk kazmayı tabiri caizse bizim köyde vurdu. O zaman 200 araba pasa. Hayvan gübresidir, çöptür, şudur, budur. 200-220 kamyon çöp döktük. Onun hemen akabinde yine ilgililer teşekkür ediyorum burada hepsine. Allah sağlık versin. Allah başarı versin. 280 milyon eski parayla 280 milyon borcumuz vardı. Sondajlara iki tane sondajımız vardı. Sağ olsun bunu hükümetimiz belediyenin pek şeyi değil ama hükümetimiz bunu sildi. Sil baştan iki tane atıl şeyimiz vardı. Artezyen sondajımız, suyumuz, iki mahallenin. Bunların borçlarını sildi. Hemen onun ardında üçüncü hizmetimiz su, içme suyumuzun altyapısını 1960'lı yıllarda yapılan altyapıyı 56-57'li yıllarda yapılan altyapıyı sil baştan yeniden yaptı. Dördüncüsü kilit taş. Kilit taş daha hiçbir köyde yokken biz yaptırdık. Evet. Biz yaptırdık komple köyün içini kilit taş. Ondan sonra beşinci sırada ne gelir? Çok önemli olarak yani ufak tefek yanında işler çalışmalar yaptık. Evet. Yolumuzu yol çalışmaları. Yol çalışmamızın bir 10 kilometre yolumuzun bir 4 kilometresini iyi bir genişletme yaptık. Ulaşım anlamında bir sıkıntı yok herhalde. Hayır, ulaşımda sıkıntı yok. Ulaşımda özel arabalarımız var. Öyle belediyede faydalanmış falan değiliz. Evet. Faydalanamıyoruz. Yani iyi bir hizmetler, iyi bir işler elimizde geldiği kadar yaptık. Yalnız bu 2019 seçimlerde yani bu dönemde inan daha hiçbir şey yapamadık. Sadece 3,5-4 kilometrelik bir asfaltımızı o eski yani genişletilen yolun asfaltını yapabildik. Evet. Başka bir şey yapamadık. Evet. Evet. Hayvancılık dediniz. Hayvancılıkla uğraşıyor. Nasıl bir potansiyeli var hayvancılıkta? Potansiyel şu anda mevcut meracılık var, mera hayvancılığı evet. var, yayracılık var.
bir 5000'e yakın bir küçük baş, bir 200-300 tane büyük baş genel şeyimiz var, hayvanımız. Yaylalara çıkıyorlar yazları, meralara. Besicilik, ağırlıklı besicilik var. Büyük baş yayla hayvan. Olayı da var tabii. Tabii ki. Yayla da var bizde, yaylacılık da var. Şey kaç var. Aile yaşıyor? Şöyle bir rakam var mı yaylada yaşayan? Yaylada şu anda yaşayan 7 ailemiz, 7-8 aile var. Yaylada şu anda çadırda. Onun yanında işte hayvan, besi hayvanları var. Besi hayvancılığı yapıyoruz. Bağcılık, üzüm bağcılığı yeni başladı. Bizim bölgemiz biliyorsun Çırmıklı Gündüz Bey. Aynen. Yakınca bu bölge İkizce bağcı üzüm bağı bölgesi. Bağcılık yeni güzel başladı. Üzüm var mı? Var. İyi bir gün gelelim muhtarım. İnşallah başım üstüne. Başım muhtarlık işleri müdürümüze gelelim bir gün. Başım üstüne buyurun buyurun. Yani, şöyle buz gibi suyun içerisinde. He? Eyvallah eyvallah. Yani üzüm bitmedi ama. Öyle mi? Üzüm bitmede gelecek. Bitti üzüm mi şu anda? Artık sana doğru geldi ama sizin için ayarlarım ben o konuda. Sağ ol. Sizin için sağ ol, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O sizin güzel gönlünüz. Sağ olun. Şimdi... üzüm dediniz. Başka bir şey var mı Kadir Uşağı'nda? Kadir Uşağı'nda yani geçim dışında... olarak, geçim olarak daha evvel buğda, kuru tarla, tarım az ama, tarlamarla az ama insanlar onunla geçinirmiş. 1900 ormancılık var bizde. Evet. Orman, meşeler. Var mı böyle büyük var, orman var, alanları? Var, var. Ormanlık alanlarımız var. Bir ara bir dönem kayısıcılık başladı. Havanın çok yüksek, evet, soğuk olduğundan dolayı bir 20-25 yıl dayanabiliyor ağaçlar. Kuruyor. Onu şimdi peyderpey terk edildi yani. Eskide çok da şimdi biraz azalttık. İşte gurbetçilik var. Bizde gurbetçi çok. Yurt dışında adamımız çok. Evet. Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de. Yurt dışında Kadir Uşağı'ndan giden çok, çok sayıda çok, insan var çok, yani. En az yani. En geliyorlar şimdi, peki öyle bir tabii, bağlantıları gelip, var mı? Gelip gidenler de var. Artık uzaklaşmış, gelip gitmeyen de var. Belki tanımadığımız da daha çok. Yani en az bir 200 nüfusumuz yurt dışında çalışıyor. Evet. Peki mahalle sakinlerinin istekleri ne, beklentileri ne? Sizin şimdi, bu anlamda Kadir Uşağı'nın yapılması istediğiniz neler var? Şu anda istediğimiz işte çok önemli. Öncelikle yolumuz. Onu büyükşehre ait tabii bu yolumuz. Öyle mi? Büyükşehir yani, mi? Büyükşehir'e ait. Görüştünüz mü? Görüştüm, defalarca gittim, dilekçe verdim. Selahattin Başkanımızla bizzat görüştüm. Mehmet Mert Başkanımız, evet, Daire Başkanımız, onunla da görüştüm. Hepsi de söz verdiler, yapacağız ama bu pandemiden dolayı mı, işin çok yoğunluğundan dolayı mı daha henüz bize ulaşamadılar, gelmediler, evet, daha. İnşallah gelirler diye bekliyorum. Evet. Maskeyle sıkıntım açık var bunu. Ne yani ya benim 3 yıldır sulama mı? Sulama 3 yıldır bir mahallemde, Kuyucak mahallemde, mezramda sondajını da vurduk Hacı Uğur Başkan zamanında. Suyu çıkardık. Şebekesi evlere dağılmadı. Su da orada hep hayvancı bölgesi. En az şu arada orada en az 2000-2500 tane hayvan var. En az 4-5 kilometre yukarıda bir yayla var. Oraya su içip geliyor. Su içip geliyor hayvanlar. Orada çok büyük bir sıkıntımız var. Hatta bu konudan dolayı işte o Yaşar Bey var bizim maske genel müdürümüz. Onun evet, yanına kadar da gittim. Onun yanında olumsuz burada söylemek istemiyorum ama yine de söylemem, şey yapmayayım. Fakat öyle ciddi bir sıkıntımız var yani. Maskeyle evet, ciddi bir sıkıntımız var. İnşallah çözülür. 4-5 yıldır dilekçe veriyorum. Bir prospektif çukurumuz evet, var. Üzüm bağlarımızın içinde. Köye hemen yakın bir 100 metre mesafede. Kokudan geçemiyoruz. Depo patlamış tabanda. Yerinin değişmesi için, patlamış olduğu için de defalarca dilekçe verdim. Kimse gelmedi, yapmadılar. İşte onu da şu anda dilekçesini verdik, bekliyoruz. O ne zaman gelir bunu da bilmiyorum. Bir de bizim bir atalar, Kadir Uşağı arası 8 kilometre şeyimiz var. Yol. Yolumuz var, grup yolu. Bu 5-6 köyü birbirine bağlıyor. Kadir Uşağı, Atalar, Seyirci. Geçen Atalar Mahalle Muhtarı da misafir etti. Yalınkaya. O da söyledi, o da bahsetti. Evet, bu da çok ciddi bir sıkıntı. Benim şimdi geldiğim araç, benim yeğenimin aracı orada oturuyor. İnan camları çalışmıyor. Vallahi camlar çalışmıyor. Toz girmiş.
kapılar gıcır gıcır böyle ses çıkarıyor. Frenler bastığın zaman sanki kamyon freni gibi olmuş. Toz da ince, arabada gide gele toz daha da incelmiş. Arabanın en hassas yerlerini bile tahrip etmiş. Yani çocuk her gün tamire götürüyor, baktırıyor, ettiriyor. Bu da büyük bir sıkıntı. Başka da işte takip ediyoruz yani. Ben liste yaptım, cebime koydum da herhalde çantada mı olmuş, nerede hatırlamak için. Ama belli başlı şeyleri söylediniz yani, anlattınız yani muhtemelen. Peki özellikle ulaşım noktasında eğer cebinizdeyse bir bakın. İşte ona bakıyorum da. Evet. Yani varsa eğer yanınızda var yanımda var, var da. Yok ama sizden çok şey yaptığınız konu iç sulama suyu ve yol noktasında. Yol önemli. Noktasında. Yolla yol çok önemli. En önemlisi yol. Öbür tarafta da bu şey, durdurdunuz mu şeyi? Yok devam ediyoruz muhtemelen, sıkıntı yok. Yani Kadir Uşağı'nın özellikle sulama suyu ve yol sıkıntısı çözüldüğü zaman siz belli başlı yani birçok problemin aşılacağına inanıyorsunuz. Evet. Yani bu aşacağımız yani problemimiz de çok önemli, böyle pahaya denk gelecek bir problem değil. Mesela Atalar Kadir Uşağı Arası dediğimiz yolun altyapısı hazır. Stabilizesi daha evvel dökülmüş. Hazır yani. Bir asfaltı döküp tamam. Yani öyle bir büyük şeye mal olacak bir sıkıntı değil. İkincisi de o Posektif Çukuru dediğimiz, onu da yani bir 200 metre aşağıya doğru alıp bir kuyu yani bir kuyu yapıp onu da böyle, o da çok bir şey değil. Acık biraz zor değil de yani devlete göre zor değil. Belki bize göre zor olabilir. Bir 4-5 kilometrelik Yeşilyurt Harıkkaya arası şeyi biliyorsun, Atmalı'yı. Kadir Uşağı arası diye. Evet. Orada 5 kilometrelik çok ciddi bir dar yolumuz var. Bunu Selahattin Başkan kendisi de gördü. Mert Başkanımız da biliyor. Yani bütün belediye yetkilileri o konuyu, o yolu iyiden iyiye biliyor. Ona rağmen biraz daha işte çalışamadık, bir şey yapamadık. Ona çok şeyiz yani. İnşallah çözülür. Gerçekten Malatya'nın her bölgesi bir inşaat alanına döndü. Evet, yoldu, asfalttı. Bütün belediyeler çok yoğun çalışıyorlar. Tabii ki bir yeri yaparken bazı bölgelerde tabii ki hani diğer bölgelere bazen yoğunluk veriliyor, öncelik veriliyor. Diğer mahallelere daha sonradan belki gelebiliyor ama bunlar yapılmayacak anlamına gelmez. Muhakkak hem büyük şehirde hem yeşilde yani, yatırımlar arasında bunlar. Ya yani muhakkak yapılacaktır. Şimdi, yani. Benim köyüm çok aktif bir köy. Yani dışarı açık, siyasetçi çıkarmış, tüccarı, yani tabiri caizse herkes bilinçli, herkes baştacım, bilinçli bir köy, yutturamıyoruz. Yani diyemiyoruz ki ya şöyle oldu, böyle oldu deyip kandıramıyoruz. Diyorlar ki sen işte, senin kökenin orada gelmez, sen işte sen yaparsın, işte sen yaptırırsın, işte yaptıracaksın, bastırıyor. Yani bizler de belediyemizi, devletimizi, ben devletçi bir adamım, düşünen bir adamım. Benim 1 liram geçsin, adam diyor ki bak 1 lira. 1 lira harcayıp şunu yapacak, şunu alacak. Bu devlete 100 liraya mal olacak. 100 lira mal ettirir, kendi 1 lirasını heder etmez. Ben ama devletin o 100 lirasını korurum, kendi 1 lira değil 2 liramı bile heder ederim. Böyle bir yapıya sahibim. Orada biraz zorlanayım, biraz zorlayayım. Bunu çalıştığım belediye başkanım arkadaşlarımız da bilir. Daire müdürlerimiz de bilir. Yani ben hiçbir zaman küçük menfaatler için, küçük işler için devletimin büyük zararlara hiç asla aşmasına talep etmemiştirim. Etmem çünkü. Biliyorum ya şunu ben 1 liraya alırım. Ben bunu niye devlete 100 lira zarar vurdurum? Bu yapıdan, bu anlayışına çalışıyorum ben. Gerçekten önemli bir sorumluluk. Hani devletin ve hani insanların bir anlamda elde kaynağı çok doğru bir şekilde kullanmak. Onu bir de işin içinde vicdan var. Sorumluluk vicdan var. Yani, vicdan var. Yani bunlar çok önemli şeyler. Muhtarım şimdi programımızı da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz da. Pandemi sürecini nasıl atlatıyorsunuz? Pandemi süreci çok şükür. Var mı yani benim bir ölüm, vaka? Yok çok şükür. Vakalar oldu. Hafif vakalar. Benim ben de ikamet eden ailelerin bütünü hemen hemen tuttu. Hepsi tuttu. Şu küçük
hapşırmayla şunla bunla 2-3 tane hastan belki evde birkaç gün yattı. Çok şükür ailelerin bütünü tuttu, bütünü de geçirdi şu an. Herkes iyi. Yani hasta vardı ama hepsi hasta atlattılar. Hasta vardı, hepsi atlattılar. Atlattılar çok şükür. Maşallah geçmiş olsun dileyelim. Allah razı olsun, sağ olun. Bu süreçte ancak yapacağımız ne oldu biliyor musun? Ambulans çağırdık, hastamızı götürdük. İmkanımız varsa kendi arabamızla götürdük. İşte belediyemizin verdiği o maskeleri dağıttık halkımıza. Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırlarsan bir kolonya, bir maske, bir şeyi vardı. Sağlık onu tek tek evlere dağıttık, herkese verdik. Başka da yani pandeminin bize çok öyle bir ağır bir şey olmadı. Sadece korkuttu o kadar. Evet. Başka bir ama şey maske, temizlik, dağıttık. Sosyal mesafe tabii, koruyoruz. Dikkat etmekte yarar var. Onları koruyoruz. Ben şimdi git, benim köyümde bütün evlerin önünde bu yazıları hep yazdırmışım, asmıştırım. İşte pandemi olan aileler bu evde pandemi vardır, yaklaşmayın diye. Bu gibi yazıları da yazdırdım. Uyarıları yapıyorsunuz yani. Yazdırdım, şey yaptım yani. Bizi yormadı pandemi. Allah inşallah yorulanlara da yardımcı ola. Geçmiş olsun. Onlara da Allah acı şifa vere. Amin, amin. Çalışanlarımıza, özellikle Sağlık Bakanımız, sağlık çalışanlarımıza Allah yardımcı ola, Allah kolaylık ver. Ama onların işini kolaylaştırmak lazım muhtemelen. Kolay biz bazen sorumsuzca davranıyoruz. Kolay bir iş değil. Biz mesela 100 haneli, 120 haneli bir köyün hastasıyla inan yorulduk. Çok da değilse. Onlar da koskoca 80 milyon büyük hastası, hastanesi. Yani onun içinde bir virüs de değil. 50 çeşit hastalık var. Uğraşıyorlar. Allah onlara yardım eder, kolaylık verir. Muhtarım, son olarak Yeşilyurt Belediyesi'nin hani yatırımlarını, hizmetlerini, ondan sonra muhtarla olan diyaloglarını nasıl Yeşilyurt görüyorsun? Yeşilyurt Belediyesi'ne yani övgüden başka hiçbir şeyimiz yoktur yani. Yani neyi sadece beğeniyorsunuz? Ya her şeyi, çalışması, aktifliği, zamanında işe ulaşması, güzel olan ne varsa Yeşilyurt Belediye'miz, geçmişte de Hacı Uğur Başkanımız da, Mehmet Çınar Başkanımız da, Allah onlara hayırlı uzun ömürler versin, Allah kolaylıklar versin. Çalışıyorlar, hiç diyecek söz yok. Sayın Başkanımız da koronavirüsü yendi. Yeniden görevini başına döndü. Telefonu rahatsız etmek istemedim ama mesaj olarak da geçmiş olsun dileklerinde bulundum. Dün itibariyle sağlıklı, dinamik. Çok şükür. Aynen iyi, dinamik bir şekilde Sayın Başkanımız görevine yeniden başladı. Gerçi yine evinde takip ediyordu çalışmaları, hizmetleri. Artık takip ediyordu ama bu sefer belediyedeki makamına geçerek çalışmaları oradan koordine etmeye başladı. Sayın Başkanımıza da buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sayın Başkanım, size gerçek hayatınızda, siyasi hayatınızda ve hastalığınızda Allah kolaylık versin. Allah ömrünüz uzun etsin. Siz de razıyız, memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani bunu laf olarak söylemiyoruz. Bunu ciddi işten söylüyorum. Hakikaten o adam çalışkan, aktif bir adam. Evet. İnşallah Allah ona daha yüksek makamlar nasip etsin. Amin. Bize çok yardımcı oluyor. Çok şey yapıyor. Evet. İlgileniyor. Yani tek kelimeyle övmekten başka o adamın hiçbir eksiği yoktur. Sadece övemezse eksiğimiz olur. Başka böyle. Aynen. Bir kez daha Sayın Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Başkanım. Allah bir daha göstermesin. Bu konuda müzdarip olan herkesin de Allah yardımcısı olsun. Amin. Şu an hastanelerde, yoğun bakımlarda, entübe hastaları var, evde karantina altında olanlar var. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Amin. Muhtarım, programımızın sonuna geldik. Evet. En son hani dediniz ya, Kadir Uşağı'na yetişip yurt içi yurt dışında yaşayan insanlar var. Şu anda izleyen olabilir. Neler söylemek istersiniz Kadir Uşağı mahallesine, hemşehrilerinize, vatandaşlara? Mesela ne gibi bir şeyler? Ya mesela mesajınız var mı onlara buradan? Ya şimdi mahallem olarak, mahalle sakinlerim olarak, yakınlarım olarak, genel olarak söylüyorum yani. Hizmette hiçbir kimse bir endişe duymasın. Benim şu işim kalır, bu işim kalır. Bugün olmaz, yarın olur. Ama inşallah hizmet alacağımıza rahat olun. İnanıyoruz, alırız. Belki bugün olmaz, yarın olur ama sonuçta hizmetimizi, eksiğimizi tamamlarız.
Muhtarım çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Eyvallah. Ayaklarınıza sağlık. Şereflendirdiniz Yeşil TV stüdyolarını. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür değerli izleyenler, Muhtarlar Konuşuyor programında bugün Kadir Uşağı mahallemizin değerli muhtarı Baki Arslan'ı misafir ettik. Kadir Uşağı'nda yapılan yatırımları veya bundan sonra neler yapılmasını istiyorlar, bunları değerlendirdik, konuştuk. Programımızın sonuna geldik. Bir başka programda yeniden sizlerle birlikte olmak ümidiyle iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.